Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu iki size yine güzel bir model tasarladım. Modelim iğne oyasından yine tığa çevirme. Şimdi modelimize bakalım. <laughs> Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi. Bu yaprakların arasındaki 5 tane olan bu kel olan modelin arkadaşlar tığa çevirdim. Modelimiz şu şekilde oldu. Evet arkadaşlar. Sizler için tığa çevirdiğim hali de bu şekilde oldu. Yaprakların arasında sinek kanatlarının bakın üzerinde arkadaşlar bu şekilde kele olan modelini tasarladım. Aynı oradaki renklerin aynısını kullanmaya çalıştım arkadaşlar. Biraz mavim turkuaz. Bu şekilde. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar tığ battı mesafesini vererek başlıyoruz. Şöyle 10 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 3 tane de arkadaşlar yaprağımızın yuvası için tığ battı mesafesini ayarlıyoruz. Toplamda 13 tane bu şekilde tığ battı yapıyoruz. Tığ battımızı yaptık. Şimdi arkadaşlar bir zincirimizi çekip şöyle dönüyorum. Ve sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum. Bir ile dönüş yapıp yuvanın içine sık iğne ile sabitledim. Ve buraya 9 tane zincir çekiyorum. 4 5 6 7 8 ve 9. Bir tane tığ battı atlayıp ikinci tığ battımın içine sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum. Şöyle bir ve iki zincirimi çekip düz yüzüne döndüm. Şimdi arkadaşlar bir defa tığımı doladım. Yuvamın içine giriyorum. 2 2 alarak buraya bir tane trabzan yapıyorum. Minik bir trabzan. 5 zincir 5 zincirimi hemen trabzanımın arasına tomurcuk olarak kapattım. 2 defa tığımın başını doladım. Yuvaya girdim. 2 2 2 olarak aldım. 3 seferde. Yine 5 zincir trabzanımın arasına kapattım. Evet, iki tane oldu arkadaşlar. Bu sefer 3 defa doluyorum. Tığımın başını 3 defa. Bakın alışlarım hep 2 2. 2 2 2 ve 2 olarak. Şöyle hem kalın hem de uzun bir yaprak yapmak için bu şekilde alıyorum. 5 zincir. 4 5. 5 zincirimi trabzanımı aralayıp bu şekilde kapattım. Bakın 3 tane bu şekilde tomurcuğu yaptık. Şimdi son sıra için sık iğnemizi için yine 3 defa tığımı doladım. Yine ana yuvadan bu 9 zincirli yeşil yuvadan girdim 1. Bakın sonuncusunu bir de aldım. 2 2 2 ve 2. Bu şekilde Bakın yavaş yavaş uzattık. Yine 5 zincir. 5 zincirimi çekiyorum. Son yaptığım trabzana kapatıyorum sık iğne ile. Geriye kalan bu trabzanım aşağı inmek için arkadaşlar bu şekilde sık iğne yapıyorum. 1 2 3 Şöyle çekerek yaparsak daha muntazam ve sığacak arkadaşlar. 4 5 6 7 8 ve 9. Son yaptığım bu 3 defa da sardığım tırabzana bu şekilde 9 tane arkadaşlar sık iğne yapıyorum. Yine ana yuva'dan 10 sık iğneyi kapatıyorum. Bir, bir de arkadaşlar sahte sık iğneden sonra vardı. İki, üç, dört ve beş. İki defa tığımı doladım. Ve ana yuvaya girip bir, iki, iki, iki olarak aldım. Buraya uzunca bir trabzan yaptım. Sekiz tane zincir çekiyorum dalımızın üzerine. 7 ve 8 Şöyle arkadaşlar. 10 tane çekiyorum. Pardon arkadaşlar. Buraya 5 tane sahte şey sinek kanadı yapacağım arkadaşlar. Bakın. 10 tane zincirimi trabzanımın arasına kapattım. Buraya kocaman bir yuva oluşturdum. Ve 4 tane zincirimi çekip hemen buradaki ana yuvama iniyorum. Şöyle arkadaşlar bakın. Yaptığım dalımız yaprağımız. Şimdi bu yaptığım yaprağın aynısını buradaki boşluğun içine yapıp sonra arkadaşlar bu şekilde 10 tane tığ battı mesafesi bırakacağız. Evet. Şimdi diğer yaprağı ben tamamlayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar yaprağımız hazır. Öbür tarafını da tamamlayıp şöyle tığ battılarla devam ettik. Dibine bu şekilde sık iğnesini de yaparak Evet. Şimdi bu dalımızın üzerine yaptığımız yeşil yuvamızın içine sık iğne ile ipimizi buraya sabitledik. 1 2 3 ve 4 zincir. Kapatıyorum. Yeşil yuvanın içine minik bir kepiğimiz oluştu. 1 2 3 zincir. Şöyle çeviriyorum. Bu minik 4 zincirli yuvanın tam ortasından bu şekilde sık iğne ile ipimi sabitliyorum. 8 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 ve 8. 8 zincirimi şöyle çevirdim arkadaşlar düz yönüne. Biliyorsunuz sinek kanadını çevirerek yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar sık iğne ile buraya sabitledim. Bir tanesi hazır. Şimdi yanına bir tane daha yapalım. 1 2 3 ve 4 zincir kapattım bu şekilde 3 zincir beyazımız ipimiz ince oluyor genelde arkadaşlar o yüzden rahat bir şekilde 5 tane sinek kanadını buraya sığdıracağız bu 4 zincirin içine sık iğne ile sabitliyorum yine 8 tane zincir 6 7 ve 8 çevirdim yeşil yuvanın içine sık iğne ile sabitledim. Şimdi arkadaşlar buraya tam bu şekilde 5 tane olacak. Diğer üçünü de yapıp hemen tamamlayıp geliyorum. İşlem aynı olduğu için uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde sinek kanatlarımız da hazır. Buradan bakın 8 zincirle aşağı indiğimiz yuvalarımızın için arkadaşlar bu şekilde çiçekler yapacağız sinek kanadı ile ipimi sabitledim 3 tane zincir çekiyorum 3 zincirimi buraya kirpik olarak kapattım sık iğne ile yani bunu buraya sabitledim 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 şöyle tersini çeviriyorum Bakın, bu arkadaşlar sinek kanadımın beyaz olan yerde şöyle şunu da buraya sabitleyeyim arasında ipimiz sağlamlaşsın sık iğne ile buraya sabitledim 8 zincirimi 1 2 zincirimi çektim şöyle düz yüzüne döndüm şunu şuraya hemen yakayım Evet arkadaşlar arkaya ipimizi yaktık güzel bir şekilde şimdi iki zincirle dönmüştük bu 8 zincirli yuvamızın içine buraya girip bakın sahte sık iğne yaptım bir iki zincir buraya minik bir kirpik oluşturduk yine aynıyı bu sekiz zincirli yuvanın içine ikişer zincir çekerek böyle minik kirpikler hazırlıyoruz bu ikinci iki zincir bu üç dört bu şekilde 8 tane olacak arkadaşlar 2 zincir yuvanın içine girdim 5 6 yuvanın içine girdim 7 ve çok hoş bir modelimiz oldu arkadaşlar bakın sonuncuyu da yani sekizinciyi de bu şekilde giriyorum yine koparmadan önce bu beyaz yuvaya da bir tane sabitliyorum Evet şimdi ipimi koparıp hemen yakıyorum arkadaşlar şöyle bir şey arkadaşlar bunu kopararak yapıyoruz ilk sırasını bir tane beyaz bırakıp ikinciye bir tane beyaz bırakıp üçüncüye bu şekilde kelo olan kafaları yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi mavilerin şu bir ortadaki üçüncüyü ve beşinciyi yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde bir 3 ve 5. sinek kanatlarımızı öyle kelo olanlarımızla doldurduk. Bu ilk beyazımızın içine girip ipimi buraya mavinin dibine sık iğne ile şöyle tutayım bir zincir çekiyorum geçiş köprüsü olarak buradaki ikinci sık iğnemin içine şöyle sık iğne ile sabitledim 1 2 ve 3 zincir buraya sinek kanadımın içine sabitliyorum buraya minik bir kirpik yaptık yine 8 tane zincir 4 5 7 ve 8 çevirdim arkadaşlar burada bir zincirle bakın geçiş Köprüsü yapmıştık sinek kanadından sinek kanadına buraya bu şekilde 8 zincirimi sabitliyorum 1 2 zincir şöyle dönüş yaptım mavide olduğu gibi iki zincirli kirpiklerle bu turuncunun 8 zincirini de dolduruyoruz arkadaşlar aradan girdiğim bakın şöyle bir zincir köşeye çekelim üzerine bir daha iki zincir hemen ilmeğimi alıyorum bakın tığımdaki olan ilmekten geçip üzerine bir zincir sökülmesin diye hemen yapmak zorundasınız sinek kanadının üzerine bir zincir arkadaşlar yoksa yani bollaşır kayar böyle sıkı güzel bir görünüm vermez iki tane zincir çektim yine aynı şekilde bakın alıyorum 3 bu şekilde arkadaşlar 8 tane kirpiği üzerine dolduralım. 8 zincirimizin üzerine bu şekilde minik kirpiklerle doldurduk. Buradaki beyaz sinek kanadımızın arasına da girip sık iğne ile sabitliyorum. Yine arkadaşlar şöyle bir zincirimi çektim. Köprü olarak bakın bu mavinin dibine beyaz yere sık iğne ile ipimi sabit. Arkasına şöyle 1, 2, 3, 4 zincir koparmamak için şöyle hesaplayabilirsiniz bu şekilde arkadaşlar. Öbür tarafındaki mavinin şöyle geçiş yaptım. Eğer darsa 4 yerine 5 de çekebilirsiniz. Bir zincirimizi çekiyoruz geçiş köprüsü olarak. Son beyaz sinek kanadımızın içine girip sabitliyoruz. 1, 2 ve 3 zincir. Kapattım. Sinek kanadımın içine kirpik olarak. 8 tane zincir çekiyorum. Çevirdim yine ters tarafına. Yine bu bir zincirli köprümüzün arasına. Sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi iki tane zincir çekip şöyle düz yüzüne dönüyorum. Bu şekilde. Şimdi bu yaptığımız yuvanın için arkadaşlar 8 tane bu şekilde ikişer zincirli kirpikler yapacağız. 2 zincir buradan yuvadan aldım. Sık iğne ile sabitledim. ikinci kirpik Şöyle köşeye doğru çekerek yaparsak kirpiklerimiz sığar arkadaşlar. 2 zincir 3 2 zincir 4 5 6 1 sık iğnemizi sıktırmak için şey sahte sık iğnemiz yani bir zincir bir zincir de üzerine çekiyorum arkadaşlar bu şekilde iki tane zincirimiz olmuş oluyor Topladık toplam arkadaşlar. En son yine bu. Beyaz sinek kanadımızın içine girip üzerine de bir zincir çeki. Pardon arkadaşlar, çatmayı unuttuk. Şöyle bir zincirimizi geçiş köprüsü olarak kullanalım. İpimizi bırakınca Evet, buradaki yuvanın içine sinek kanadının içine, mavinin dibine bu şekilde bağlıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Önceden mavi ile bağladım. Bu görüntüyü vermedi. Birbirine yapışık. Daha güzel duruyor. Sonra maviyi söktüm. Turuncuyla bağlamayı denedim. Bu sefer oldu. Tek tek A ayrı dünyaların insanı gibi oldu arkadaşlar. Tüm sinek kanatların tepesini bu şekilde kele olanlar yaptım. O da hepsi bir telden çaldı. Bu şekilde turuncuyla bağlayarak hoş durmasını sağladım. Yani daha doğrusu iğne oyasıyla aynı zarafeti vermesini sağladım böyle. Benzerliğini sağladım. Hemen ipimi yakıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çok tatlış oldular. Şimdi arkadaşlar bayağı bir emek verip sarf ettim, tasarladım. Siz de beğeniyorum. Eğer abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Modelim bu. Birebir aynısını yapmak için baya bir emek sarf ettim arkadaşlar. Emeklerimi karşılığı olarak da bu şekilde beğeni ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.